Herkese merhabalar. Ben Serhan. Bugün Xiaomi'nin akıllı robot süpürgesini inceleyeceğiz. Xiaomi'nin robot süpürgesini ben Çin'den sipariş verdim. Yaklaşık birkaç ay oldu. 2,5 belki de 3 ay bile olmuş olabilir. Bunun işte gümrük vergisiydi, özel tüketim vergisiydi. Bunları da ödeyerek temin ettim ürünü. O zamanlar Türkiye'de satılmıyordu. Satanlar da çok yüksek rakamlardan satıyordu. Getirip satıyorlardı. Xiaomi mağazasını açtıktan sonra İstanbul'a tabii bu ürün de geldi. Normal fiyatlara satılmaya başlandı. Bu ürün geldi. Bu ürün Çin'den geldi ve hemen ben kutu açılışı için bir video çektim. Ondan sonra da uzun kullanım testini tabi tuttum. Çünkü ne eksiği ne gediği var bunu öğrenip ondan sonra sizlere bu ürünü tanıtmak istedim. Ürünün kutusunu açalım. Sonra bu uzun kullanım yaklaşık 2 aydır kullandığımız Xiaomi süpürgede ne gibi sıkıntılar çıktı, ne gibi artıları var hep beraber göreceğiz. Evet, kutumuzun içinde şöyle bir köpükle korunmuş. Direkt Xiaomi'nin bir The Art of Life diye böyle bir mektup yollamış Xiaomi. Kullanma talimatı ıvır zıvırı çıkıyor. Özelliklerini anlatan. Evet. Şurada da büyük ihtimal bu da bağlantı aparatı. Ürünle ilgili bilgileri zaten birazdan vereceğim. Bu şarj istasyonunun parçası. Bunu elektriğe bağlıyorsun. Buraya alet kendi gelip yanaşıp şarj ediyor pili bitince. Burada straforla kaplı asıl büyük parçamız var. Kutumuzu kaldırdık. İçinden hıyar çıkmadığına sevindik. Güzel paketlemişler. Paketleme güzel. Alet gördüğünüz gibi kutudan çıkıyor. Sensörünü falan hep korumaya almışlar. Pamukları sarıp sarmalamışlar. Ürün incelemesinde de göreceğiniz gibi tekerleri, fırçası, mırçası hep altta. Ürün bakın elimle göstereyim. Şöyle şu büyüklükte yaklaşık 2 karış bile etmeyen bir ürün. Yani yaklaşık benim 2 karışım ediyor yani. Burası sensörün. Sensörlerden bir tanesi. Burada düğmesi var. Dediğim gibi şunu da açayım. Bu da şarj istasyonu. Buna gelip şey yapacak. Kutumuzu açtık. Ben bunu biraz kullanıp size anlatacağım. Tabii siz birazdan izleyeceksiniz. Kutumuzu açtık. Ürünümüzü kurduk. Uygulamamızı kurduk. Gerekli ayarları yaptık ve kullanmaya başladık. Yaklaşık 2 aydır da kullanıyoruz. Hala da kullanmaya devam ediyoruz. Memnunuz. Gerçekten çok memnunuz. Şöyle ki teknik bilgilerini hemen şöyle bir özet geçeyim mi? Teknik bilgileri aşağıda da yazacağım. Pili 5200 mAh, 3800 gram ağırlığında. 12 tane farklı sensörü var. Tepede lazer bir sensörü var. Altlarda sensör. Her tarafı sensör abi bunun. Her tarafına sensör yapıştırmışlar. Bak burada bile çalıştırsan masadan düşmüyor. Öyle bir sensör sistemi kurmuşlar. İsterseniz iki katlı bir eviniz olsun, merdiven olsun civarda. Merdivenden düşer mi diye korkmayın. Düşmüyor. Çünkü sensörler buna engel oluyor. Ayrıca bu içinde 3 tane de işlemci varmış. 3 işlemcili yapısıyla artık nasılsa ne yapıyorsa içeride akıllı bir haritalama çıkartıyor. 360 derece sürekli bir haritalama modunda. Mesela buraya bir ürün koydunuz ya da buradasınız. Sizi almıyor. Siz geçtiniz gittiniz. Sonra orayı tekrar temizliyor. Yani akıllı. Biraz gerçekten akıllı yani. Gürültü var mı diye soracak olursanız en çok merak edilenlerden biri bu. Gürültü böyle hani elektrik süpürgesi, cayır cayır çalışan bir elektrik süpürgesi düşünün, öyle çalışmıyor. Küçük mini el süpürgeleri vardır. Onun kadar bile ses yapmıyor. Onlar hatta bağırır pek hani ses çıkarttığı kadar iş yapmaz. Bu beni şaşırttı. Gürültüsü az, gücü çok, emişi çok yüksek. HEPA filtre denen o klasik filtreden de mevcut. Bir içinde bir toz haznesi var. Hatta ben şuradan göstereceğim. Bugünkü temizlikte çıkan böyle ufak şeyler de içinde. 0.45 litrelik bir toz kutusu var. Şu elimde gördüğünüz kadar. Her şeyi bu topluyor abi. Üstünde bir düğmesi var.
Bir uygulaması var. Bu akıllı araç, bu akıllı araçla yani telefonla hükmedilebiliyor. Diyelim ki siz evde yoksunuz ama bunun bir de standı var. Detay çekimlerde de görürsünüz zaten. Telefondaki Mi Home uygulaması var yine kendi Xiaomi'nin. Bununla bağlantıyı kuruyorsunuz. Evin modeminden diyelim ki siz iştesiniz. Ya dur bu evi temizleteyim, ev kirli kaldı ya gibi bir derdiniz varsa basıyorsunuz. Sinyali gönderiyor oradan, bu başlıyor temizliğe. Cayır cayır temizliyor. Ola ki eviniz büyük, pili bitti. Şarj yetmedi, o kadar döndü dolaştı durdu, ne olacak diye merak ediyorsanız hiçbir şey olmuyor. Pili bitince gidiyor yuvasına, böyle yanaşıyor, oturuyor, kendini şarj ediyor, dolduktan sonra kaldığı yerden de devam ediyor. Ki normal bir günümüz evlerinde 3+1'lerde gayet yeterli bir pili var, hatta artıyor da, temizliğini bitirdikten sonra şarj istasyonuna kendini park ediyor. Bir kere bu bir kolaylık. Yani eviniz bir genel bir temizliğini yaptınız ettiniz. Bir de şöyle bir avantajı var. Uygulamada diyor ki sana, istiyorsan diyor programlayalım. Her sabah sen işe gittikten sonra atıyorum 9'da falan sen belirliyorsun saati. Otomatik çalışayım. Ya da işte şu günler çalışsın, şu saatte çalışsın. Otomatik programlıyorsun. Sen hiç unutuyorsun. O saatte atıyorum sabah 9'da başlıyor temizliğe. Vıcır 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 sonra bitiriyor. Geri yerine yerleşiyor. Sen eve geldiğinde bakıyorsun her yerde hiçbir şey yok. Bakıyorsun her yer tertemiz. Ev temizlenmiş. Xiaomi halletmiş. Böyle bir güzelliği var. Ne yapıyorsunuz eve gelince ya da işte günlük olarak içindeki o toz haznesini çöpe boşaltıyorsunuz. Bir ufak bir fırça yardımı, fırçası var böyle. Onunla da çözüm olabiliyor. Şimdi koltukların altına giriyor mu? Bizim koltukların altına giriyor. Hani böyle çok az bir mesafen yoksa, bunun boyutunu karşılıyorsa giriyor. Hatta bizim koltuklar tam silme geçiyor. Böyle bağlantı yerleri L koltuktu. Bizimki L koltuk, böyle bağlantı yerleri tam sürterek geçiyor. O yüzden de bu 2 ayda bu tam üst kısmı, sensörün, lazerin üst kısmı bayağı bir çiziklerle dolu. Onu da belki size gösteririm. Çünkü o metal bölümlere sürte sürte geçmiş, defalarca temizlenince de üstü bayağı bir çiziklerle dolu ama çalışmasına hiçbir etki etmiyor. Hani mesafeyi kurtardığı için. Diyelim ki bir bölgeyi süpürmesini istemiyorsunuz. Bunun içinde bir manyetik bant var. İstiyorsanız ondan alıyorsunuz. O bölgeyi bantlarla yapıştırdığınız zaman bu alet oraya uğramıyor. Tamam diyor, ben sınırımı bilirim. O bölgeyi hiç uğramayacağım diyor. Kenarında bak şurada görürsünüz. Yakın çekimlerde de göstereceğim. Bir bıyık var. O bıyık böyle köşedeki şeyleri içe atıyor böyle. Fış fış fış. Ortada da ana süpürgesi var. Tabi bunları anlatırken detayları da araya sıkıştırırım, görüntüleri. Kenardan alıp ortaya atıyor. Yani dip bucağı nasıl temizleyecek, köşeleri nasıl girecek diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Onu da böyle pıt 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 alıyor. İçine içine atıyor. Dolduruyor. Ben gücünden şüpheliydim. Ha, böyle bir alet ne kadar çekebilir ki diye düşünüyordum ama içindeki biriken tozu görünce hak verdim. Gerçekten temizliyor. Diyelim ki genel bir temizlik yaptınız evinizi, üstüne de bunu kurdunuz. Her gün de temizliyor. Kafanız rahat olsun. En azından halılarda, yerlerde toz var mı endişeniz olmayacaktır. Düzenli olarak çalıştığı takdirde. Bir de şöyle bir eksilerinden bahsedeceksek, şöyle bir eksisi var. Shaggy halı dediğimiz bu böyle biraz daha kalın tüylü halılarda, yüksek halılarda patinaj çekme dediğimiz harekete giriyor. Kendini zorluyor çıkmak için. Çıkamıyor bazen. Çıkamadığı oluyor en uç köşeleri falan, böyle halının kat yerleri falan. Oralarda zorlanabiliyor. Çıkamıyor mu? Çıkıyor ama çok randıman, Shaggy halılarda çok fazla randıman alınamıyor açıkçası. Ama normal düz kısa halılarınız varsa patır kütür çıkıp inip gidiyor. Shaggy halılarında köşe kısımlarına denk geldiğinde patinaj çekiyor. O bölgeyi atlıyor, dolanıp başka yerden girip devam ettiği de oluyor. Ha, takıldığı da oluyor. Duruyor kendine, diyor ki burada bir engel var, ben çıkamıyorum diyor. Kendini durduruyor. Öyle de bir durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir yere çarpma marpma durumu zaten her tarafında sensör olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Şöyle bir mekanizması var zaten, değdiği zaman kendini hop toparlayıp gidiyor. Aşağıya düşmüyor, etmiyor. Uygulamadan süpürge evin haritasını çıkartıyor anlık olarak ve o harita üstünde isterseniz belli bir bölgeyi seçebiliyorsunuz. O bölgeyi seçtiğinizde sadece orayı temizle, hatta bu bölgeyi iki kere temizle gibi seçenekler, alternatifler mevcut. Şöyle bir uygulaması var, onu da göstermeye çalışacağım. Ne kadar bataryası kaldığını, kaç dakikadır çalıştığını ve kaç metrekare yer temizlediğini bu uygulama gösteriyor. Diyorsun ki ben burayı temizledim, bu bana yeter. Hadi sen git artık diyorsun. Basıyorsun, evine gönderiyorsun alet cihazı. Ya da bir bölge seçiyorsun, dediğim gibi o bölgeyi temizleyebiliyor. Çeşitli ayrıntıları var detaylı kullanım için. Uzaktan kontrol, uzaktan kumanda gibi bir joystick haliyle de siz kendiniz de kontrol edebiliyorsunuz. Bir nevi oyuncak
uzaktan kumandalı araba gibi yönetebiliyorsunuz. Diyorsun ki ben sadece şurayı süpüreceğim diyorsun. Makinenin sağlığından endişe etmeyin. Onun için de adamlar yazılım geliştirmiş. Filtresinin ne kadar ömrü kaldığını, sensörlerin ne kadar tozlandığını, işte ana fırçasının daha ne kadar gideceğini içeren bir ekranı da var. Aynı bunun içinde. Bir de temizlik modları var. Yani tek bir düzeyde temizlik yapmıyor. Mesela sessiz mod var. Ses gayet sessiz çalışıyor. Gece çalıştırabileceğiniz düzeyde. Dengeli bir balanced dediği bir mod var. Duruma göre, nabza göre şerbet veriyor. Turbo dediğiniz var. O biraz daha güçlü. Full speed var. O daha en dolu. En yardıra yardıra temizleyen cinsten. Ama ben balanced'da kullanıyorum. Normal yerlerde orta güçteyken halılarda daha kuvvetli bir çekişte kendi onu ayarlayabiliyor. Vallahi epey bir anlattığımı düşünüyorum. Şu anki güncel fiyatı da 2750 ile 3000 lira arasında değişen bir fiyata sahip. Çeşitli yerlere göre değişiyor. Ben yurt dışından almıştım. Yurt dışından aldığım linki de aşağı bırakırım. İsterseniz oradan alırsınız. Fakat gümrük vergisi %20 artı özel tüketim vergisi %20 olarak adlandırılıyor. Ben bunu bilmiyordum. Sadece gümrük vergisi %20 var sanıyordum. Ayrıca elektrik süpürgesi özel tüketim vergisine tabi olduğu için %20 daha yapıştırdılar. Böylelikle biraz daha pahalıya geldi. Ama hiç bunlara uğraşmak istemiyorsanız buradan direkt alabilirsiniz. Çok da bir fark yok şimdi güncel fiyatlarla. O yüzden buradan almanızı tavsiye ederim. Ya da ben riske gireceğim diyorsanız aşağıdan yine linkini bırakacağım sizlere. Xiaomi robot süpürge hakkında epey bir konuştuk. Daha fazla video izlemek isterseniz, takip etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi Instagram, Facebook gibi sosyal mecralardan da takip edebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.